Bu videomuzda da Ramazan'ın geleneksel ve unutulmaz eğlencelerinden Hacivat Karagöz gösterisiyle karşınızdayız. Keyifli seyirler, iyi eğlenceler. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet dostlar, bugün size çok güzel bir Hacivat ve Karagöz gösterisi hazırladık. Fakat gösteriye başlamadan önce çok önemli bir hatırlatmamız var. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın. Ramazan bitmeden bir Ramazan klasiği olan Hacivat'la Karagöz'ü hem çocuklarımıza göstermek istedik hem de size böyle güzel bir video hazırlamak istedik. Gösteriye geçmeden önce bir mısırımızı patlatalım ve koltuğumuzda çocuklarımızı Hacivat'la Karagöz'le tanıştıralım. Evet, çok heyecanla bekliyorlar. Yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence. Kafanda patlasın düdüklü tencere. Yar bana bir eğlence diyorum. Yar bana bir eğlence. Hacı cav cav defol buradan. Karagöz dayı, Karagöz dayı. Ormandan mı geldi bizim ayı? Karagöz dayı, Karagöz dayı. Geldim ıspanak suratlı. Aman Karagöz'üm, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk suda pişmiş bal kabağı. Biraz kibar ol. Niye kibar olayım canım? Yapma Karagöz'üm, geliversen karşıma, sen söylesen, ben dinlesem, ben söylesem, sen dinlesen. Sen de benden bir dayak yesen. Öyle deme Karagöz'üm, gel sucuk aldım, mangal sefası yapalım. Birer kangal alalım ama benim bahçe küçük, kangal dar gelir. Kangal demedim Karagöz'üm, mangal dedim, mangal, mangalda sucuk pişirelim. Kangalla çocuk bir arada olmaz, yaşarı kangal ısırır. Canım ne yaşarı ne kangalı, sucuk dedim, mangal dedim. Ha öyle söylesene, sucuğu mandalla tavana asarsın. O neden? Sucuğu neden tavana asıyorsun? Kurusun diye, kuru sucuğun tadı farklı olur. Tamam Karagöz'üm, sucuğu kuruttum, mangalı bahçeye oturttum. Ben senin bahçeye gelmem Hacı Cavcav. Gelmezsen gelme, ben de kendime ziyafet çekerim. Seni gidi beni bilmez. Kangal kesmiş, sucuk yapmış, mangalda pişirecekmiş. Ben de o sucuğu yiyecek göz var mı? Umarız yaptığımız bu ufak gösteriyi beğenmişsinizdir sevgili dostlar, can bağlarımız. Size Hacivat'la Karagöz hakkında ufak bilgiler vermek istiyoruz. Evet, Hacivat'la Karagöz Osmanlı dönemine dayanan geleneksel bir Türk kukla oyunudur. Oyun genelde tartışan ve komik sohbetler geçen aralarında iki figürü içerir, Hacivat ve Karagöz. Hacivat daha akıllı, eğitimli biridir. Karagöz de biraz daha basit düşünen, daha dürtüsel hareket eden bir karakter. Bunlar sık sık komik durumlara düşerler. Karagöz kendini devamlı zor duruma sokarken Hacivat da onu kurtarır. Türkçe müzik ve diyaloglar eşliğinde oynanan böyle ufak tiyatra bir kukla gösterisidir aslında. Türkiye'de meşhur olmuştur ve çevre bölgelere de yayılmıştır. Evet, artık başka ülkelerde de oynanan bir kukla gösterisi. Bilindik aslında iki tane Türk karakteri Hacivat'la Karagöz. Hacı Cavcav, beğendin mi gösteriyi? Çok güzeldi. Komşu komşu uhu diyesin geldi. Ya biz çocukluğumuzda böyle ufak şeyler yaşayabildik. Çocuklarımız da yaşasın istedik. Size de bunu yaşatmak istedik. Evet. Bizim çok hoşumuza gitti. Hem hazırlanması, hem yapış süreci, hem yapmaya çalışması. İşte Mia'nın, Murat Deniz'in verdiği tepkiler gerçekten çok güzeldi. Evet, ya sahne yapımı da bu arada tamamen eldeki malzemelerle böyle hızlıca yapılmış bir şey. Eğer yapımını izlemediyseniz Filiz'le Deniz kanalından sahne yapımını izleyebilirsiniz. Ben şu yukarıya linkini koyuyorum dostlar. Tamam. Sadece bir tanesini keseceksin. Böyle gelecek. Fazla sarkan yerlerini de burada sabitleyip toplayacağız. Öyle değil mi? Ama sen dostlar, televizyon ünitesinde televizyon olması gerektiği yerde bir sahne kurduk ve çok keyifli bir akşam geçirdik. İnşallah siz de bizlerle aynı keyfi almışsınızdır. Evet dostlar, diğer videolarımızda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nerede Karagöz? Nerede Karagöz?
Biliyor musun Derdi Kaya Göz? Aferin ya. Dört kaya göz.